لاوي أمينة وعبد المجيد تشكوما مزني من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو تش أمتا بي خدا تبدا سكنان دين بقنجية خد جنتا بلندا Şakir amca çok zor konuşuyordu. Zor nefes alıyordu. Zor yürüyordu. 40 dakika sohbet ettik Şakir amcayla. Öksürüyordu, öksürüğü vardı. Bazı şeyleri söylemek tabii insana zor geliyor, tanıyınca özellikle. Ama Şakir amca çok dik bir insanımızdı. Dik duruşuyla aslında bize örnekti, bana örnek oldu. Şunu konuştuk, dedim Şakir amca yemekler nasıl cezaevinde? Dedi ben yiyemiyorum kızım zaten dedi. Boğazımdan gitmiyor. Zorlanıyorum dedi. Sonra dedi ki bir ekmek nedir ki dedi yemek olsa. İyi olsa ne olur, olmasa ne olur. İnsanın özgürlüğü olsun. Bir kuru ekmek insana yeter dedi. Ben o zaman da böyle zorlandım. Yani şey yapamadım. Duygusallaştım yani öyle söyleyince. Dedi kızım sen niye böyle duygusalsın? Böyle duygusal olma, nasıl çalışacaksın dedi. Sen bu kadar duygusal olmaman lazım dedi. Dedim, Şakir amca bazen tutamıyoruz kendimizi. Babamı da hatırladım, üzülmesin diye öyle söyledi. Dedi, biz dik duruyoruz dedi. Biz içeride dikiz dedi. Böyle de dik kalacağız dedi. Biz eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz dedi. Dedim, biz zaten sizden öğreniyoruz mücadeleyi. Siz bize öğretiyorsunuz dik durmayı. Biz gücü sizden alıyoruz dedim. Sadece tek isteği vardı bizden aslında. Sevkim çıksın diyordu. Oğullarıma yakın olayım, çocuklarıma yakın olayım. Onlara daha sık görebileyim. Onlar uzaktalar, zorlanıyorlar buraya gelirken. Daha yakın olursam belki bu bilmiyorum ne kadar zamanım var çocuklarımı görebilirim. İsteği buydu aslında temel olarak da. Sevkle ilgiliydi. Şimdi Şakir amca bizim genel merkezimizin İhade Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu aslında bir süredir Şakir amcanın sorunlarını gündeme getirmişti, meclise de taşımıştı. Kendisi sevk başvuruları yapmıştı ama sevkleri hep geri çevrildi, sevkleri kabul olmadı. Yaklaşık 30'a yakın hastane kaydı var, 30 kaydı var. Bu kayıtların hepsinde aslında kendisinin hastalığının ne olduğu bilinmediği teşhisiyle verilmiş ve raporların çoğu da işte cezaevinde kalabilir yönünde yazılmış. Daha yeni 2 hafta önce sanırım adli tıp kurumuna başvurmuş Şakir amca. Yeni girmişti ve adli tıp kurumunun sonucunu bekleyecektik. Şunu belirtebiliriz genel olarak cezaevlerinde bir sürü hasta insanımız var. Hasta tutsak var. Bu zihniyetin ve bu devletin yaklaşımı düşman hukukudur. Başka hiçbir şey değildir. Bir insanın yemek yiyemeyecek düzeye geldiği, 2 ay içerisinde neredeyse 24-25 kilo verdiği, çok bariz bir çocuğun bile aslında Şakir amcanın hasta olabileceğini görebileceği bir şeydi. Ama buna rağmen bu hukuk düşman hukuk uyguladığı için her seferinde aynı şeyi söyleyerek Şakir amcayı cezaevine gönderdi. Aslında Şakir abiyi öldüren, Şakir amcamızı, yoldaşımızı öldüren onun hastalığı değildir. Onun tedavi hakkını engelleyen, onun insan hakkı, insan hakları olarak yaşama hakkını engelleyen, ihlal eden bu hükümetin, bu sistemin kendisidir. Şakir amca aslında bir cinayettir. Yani bu cinayete aslında sebep vermiştir. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı cezaevinde hasta tutsaklara ilişkin kör sağrı oynadıkça
hukuksuzluk devam ettikçe biz cezaevinden her çıkacak maaşımıza ilişkin bu bir cinayettir diyeceğiz. Çünkü bu bir cinayettir. Göz göre göre tedavi hakkının engellendiği, göz göre göre tahliyesinin gerçekleştirilmediği 70 yaşındaki bir insanımızdan bahsediyorum. Dolayısıyla bu anlamda Şakir amcanın naaşı başında şunun sözünü veriyoruz. Daha fazla mücadele yürüteceğiz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımız için, tüm hasta tutsaklar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi çok daha fazla yükselteceğiz. Bu da bizim sözümüz olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi abi, ben birin birindeki Brezilya'da emna binin. Ben birin deste ve devleti hatiye karanin. Sen aha Afi Şakir em sözdedin. Ticari emi je azadi devje vernedin. Ticari emi evi nav habatan da duhu habitin emi hevu du bernedin. Her tüm emi yekiti akhe emi hevgirtin akhe emi hurtbuyin akhe berri khisbuyin akhe zedetir bikin. Bırak ya ve baş ver azanin. Az roja yine sebtu lahde lhulma hatta düşemi ne işte derim bali. Çun bali vokave lepki bursar yatağı. Dövdüm bir yer gom goya bak çahala kokurayın seri ko bilin ki o seri mi bilin de o gelim bir şey fiyatı gobi hakik o halal bu ki hoş halal o abi yani gel ikiz basir ve tuhazı mala o ağzı ister çabara atın o kudu fera o kabul Thank you.